Ünlü şarkıcı Aynur Aydın yeni şarkısının klip çekiminde ölümden döndü. Aydın sette başına gelenleri Magazin 8'e anlattı. Kız gitti diye seslerle uyandı. Ünlü şarkıcı Aynur Aydın klip çekimi sırasında nasıl ölümden döndü? Çok felandı yani, bayağı bayıldım falan. Bir dakika bir şey. Bir dakika single'ıyla büyük başarı yakalayan Aynur Aydın bu kez hedefi büyüttü, albüm çıkardı. Bir de üstüne İsveç'e gidip klip çekti. Damla Damla'yı klip çektik. Hatta aslında iki tane klip çektik biz gitmişken İsveç'te. Metroda çektik, altı tane dansçı eşlik etti. İnadına hep. Önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak kliple bir de ilke imza attı genç şarkıcı. Sanırım ilk defa hatta İsveç'in metrosunda bir klip çekildi. Yani bir ilke imza atmış olduk böyle. Aynur Aydın yakaladığı başarıyı daha da yükseltmek için çıtayı arşa çıkardı desek yeri. Kliplerinde kendisine Beyoncé'nin dansçıları eşlik etmiş. İki tane dansçı daha önce İsveç'teki sahnesinde eşlik etmişler Beyoncé'yi. Çok başarılılar. Talihsiz bir kaza geçirdi Aynur Aydın klip çekimleri sırasında. Atla bir sahnemiz falan vardı. Hatta aslında ata binecektim. Ata da bindim ve düştüm. Bayağı bayıldım falan. Çok büyük bir attı. Çok inanılmaz büyük bir attı. Şimdi gülümseyerek anlatıyor ama ölümden dönmüş Aynur Aydın. Şaha kalktı. Şaha kalk bir de tepti beni. Aynı anda. Bayağı yaralarım vardı bu taraflarda. Ama geçti. Yaraları iyileşse de korkusu baki kalmış. O anı anlatamam. Yani o tepme anı, uçma anı zaten bayılmıştım. Benim ekip benden daha çok korkmuş. Kız gitti, kız gitti diye seslerle uyandım zaten. Neyse ki ucuz atlattı Aynur Aydın bu kazayı. Şimdi yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Hedefinde ise Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser vermek var. Bakın bu hayalini nasıl esprili bir dille anlatıyor. Seneyi düşünüyorum. Bence hayal değil, seneyi düşünüyorum. Niye çıkacağım? Evet, kaç kişi gelecek bilmiyorum. Ama yani en azından bir 10 kişi geleceğini düşünüyorum. Onu şey yapmayı düşünüyorum. Yok, seneyi gerçekten düşünüyorum, istiyorum yani.